Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Günaha düşerse bir insan, şeytan ona senin bu davada istidadın ve kabiliyetin yok der. Ve ümitsizliğe iter. Veya benden bir şey olmaz ile hizmete koşturmayı bırakır. Baksana rezil olanlar bile hala parkurlarından çıkmıyorlar. Zındıklar. Zındıklar koşu parkurundan çıkıyor mu? Şeytan şeytanlığı bırakıyor mu? Zındık zındıklığını bırakıyor mu? E sen benden bir şey olmaz diye niye bırakıyorsun ki? Sen onun bir bölü onda birini yani yapsan herhalde şeytan sana intihar ettirirdi. Mesela o zındıklar, senin o düştüğün günahlar var ya işte veya işte şöyle. O zındığın yaptığı onda biri bile değil. Senin günahın. Eğer o zındığın yaptığı onda, günahının onda birini sen yapsan, şeytan sana intihar ettirirdi. Ona hiçbir şey demiyor. İhlas Risalesi'nin, konu değişti. İhlas Risalesi'nin en az 15 günde bir okunmasının bir hikmeti de, insanın içsel alemini, enfus alemini tahsis edip inşa ve ihya etmektir. İnşa inşaattan gelsin. Kafa inşa olur. Kalp ihya olur. 15 günde bir olmasının bir hikmeti, akıl ve kalp bütünlüğü 15 gün kadar dayanabiliyor en fazla. Ustad ezberlediği kitabı 3 ayda bir tekrar ederdi. 3 ayda bir tekrar edilmesi lazım. Edilmeyen bir şey gitti. Uçuyor. 15 günde bir akıl ve kalp bütünlüğü tecdit edilmesi lazım. Şimdi başka hikmetini anlatacak. İnsanın içsel alemini, dimağını inşaat, inşaattan kalsın inşa, kalp ihya, bunu yani binayı kurup içeride oturan insanı bütünlüğe getiren 15 günde bir ihlas sahnesi okunması lazım. Sebebi bir bu. Bir tane de insanı hizmetten, içsel alemindeki huzurundan, aile hayatındaki ahenkten, hizmetteki tesanütten alıkoyan hırçınlıktır. Bağnazlıktır, geçimsizliktir. Böyle acayip bir şey yani. Böyle ahlak, ağır ahlak. Bu ahlakı ortadan kaldıran İhlas Risalesi'ndeki dusturlardır. O insanı bloke edip istikametten devre dişi yapmasına sebep olan o emrazlar, emrazı kalbiye ve emrazı akliye olan ben merkezli haletler, hisler, fikirleri ortadan kaldıran İhlas Risalesi'ndeki dusturlardır. Başka bir şey de söyleyeceğim. O da çok ilginçtir. Şeyh Mürid doğmaları yok bizde. Kardeş ilişkisi var. Nurcu da başkasından doğmamış, Nurcu başkasından doğmamış, doğurulmamıştır. İhlas Risalesi'nde kaç tane dustur var? Dört. İhlas ayetinde kaç tane ayet var? Kul huvallahu ehad, Allahum samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Peki, bir tanesi tevhidi inşa ediyor. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Nurculukta bir nur talebesi
şeyhten, bir kaynaktan doğmamıştır. Risale-i Nur okuyarak kendi içsel alemini yakar. Bir nur talebesi, nurun talebesidir. Ahmet Mehmet'in talebesi değildir. Birisinden doğmamıştır. Doğmayan da doğurmaz. Şeyhten ders almadığı için şeyhlik yapamaz. İlginç bu. Şeyh, mürit doğmaları yok nurculukta. Kardeş ilişkisi var. Nurcu da başkasından doğmamış. Nurcu başkasından doğmamış, doğurmamış da. Kaynağımız Risale-i Nur. Onun için İhlas Risalesi, İhlas ayetinin tefsiridir. Doğramamış başında. Denilir. Üçüncü sözde şöyle bir şey var. Hatırası var da gayrimüteşir. Eşheden la ilahe illallah var üçüncü sözde. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Değil mi? Ama orada öyle meal vermiyor. Rezak odur. Alim odur. Hakim odur. Öyle mi? Resul abi varmış. Ustadın eski talebesi. Molla Resul. Ya Seyda. Metne bakıyoruz. Meali kendisi ulema. Manaya bakıyoruz. Senin verdiğin tefsire hiç olmuyor Seyda. Mesela orayı göstermiş. Eşheden la ilahe illallah. Malum Seyda. Rezak odur. Hakim odur. Bütün zarar menfaat ondadır. Bundan bunu nasıl çıkarttın? Allah isminden çıkartıyor. Dolayısıyla oradaki ayet ve hadis daha cami. Bu içerik, bunu herkes görmez. Genel ve umumi bir yol değil. Mesela İhlas Risalesi'ne doğmamıştır. Doğrulmamıştır. Nur talebesi de bir başkasının eseri değildir. Eser de değildir. Eser de bırakmaz. Ne yapar? Risale-i Nur'un talebesidir. Bir kardeş ilişkisi vardır. Ne etti? Üç tane sebep şey yaptık. 15 gün dokunmasının sebebi. Bir, akıl kalp bütünlüğü yapıyor. Sahabeler yok değil mi? Kitabı ödemişsin abi sahabeler. He? Sahabelerin de bile bir şey yok. Eser bırakmamış yani sahabeler. Yok. Sahabelerde şu şeyh mürit ilişkisi yok. Sahabe mesleği diyor ya Risale-i Nur için. Sahabe de yok. Bir de 15 günde bir hanımların kendisini inşa etme dönemidir. Yani 15 günde Allah namazı kaldırıyor. Ayın 15 günü. Orucu kaldırıyor. Ne kadar içsel aleminde çatışmalar yaşanıyor ki o huzuru ondan beklemiyor. Ve o durumdan çıkan bir hanım İhlas Risalesiyle manen gene temizleniyor. Gusül alıyor. İhlas artık mecbur oldum demeye lazım. Ruhun gusül almasıdır İhlas Risalesi. Evet. 15 günde bir icap ediyor demek. Evet ediyor. Çünkü başka. Kalı Mesnevi'de ayda bir diyor. Lemalar Tesettür Risalesi'nde 20 günde bir ihtiyaç hakikidir diyor. Özel hayat. 20 günde hani 15 diyelim. Ondan önce böyle bir ihtiyaç duymak sunidir. Bedenin guslu gerektiği gibi ruhun da guslu gerekiyor. Mesela peki bununla alakalı bir şey okuyayım şimdi. Yine Barış'ta demiş abi. İlk defa duydum. Sen önce ne bir şey diyorsun. Daha antika var ama müsaade etmiyor hayal. Daha antika. Ama dur. 311 sözlerde şöyle bir cümle geçiyor. İman İnsanı Sani Zülcelal'e nispet ediyor. Mehmet abi bunu kaçırmayacaksın. Evet. Senin çok sevdiğin 23. söz. Tamam mı? İmanı çok kullandığından ben alemimde öyle tesir etmiş. Böyle fazla şey yapıyorsun. İman var sorun yok falan devamlı kullanıyorsun. Bak iki cümle var orada.
İman noktalı virgül insanın Sani Zülcelal ile nispet ediyor. İki, iman bir intisaptır. Lugata bakarsan ikisi de bağdır. Ama değil tabii. Şimdi ona gireceğiz. Mecul grubumuzda var mısın WhatsApp'ta? Hı hı. Orada okuyamadım bugün. Bunu gönderdim. Yok daha bugün oldu. Birincisini izah ediyorum. Bu 15 günde bir gusül abdesti alınması lazım. Yoksa ruh bozuk kalıyor. Yok. Tamam işte ilah işte. Peki. Bir daha. İman, bu cümleyi şey yapıyorum. İman, noktalı virgül, insanın Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. İki nokta üstüne. Ne demek? Anladığım. Doğrusu bulunana kadar söylediğim yanlış doğrudur. Yani, Sani Zülcelal'ine nispet ediyor demek, bağlıyor değil nispet. Nispet nesepten geliyor. Soydan geliyor. Yani, iman seni nesebine taşıyor. İman seni aslına bağlıyor, aslına taşıyor. Hem nasıl ki nesepsiz, gayrimeşru bir çocuk. Anladınız değil mi? Nesepsiz, gayrimeşru bir çocuk. Denildiği gibi. İmansız da, imansızın ruhu da gayrimeşru, yani nesepsizdir. Ruhu. Ruh nesepsizdir. Gayrimeşrudur. İmansız ruh gayrimeşru çocuk gibidir. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nesebine taşıyor. Bağ değil bu. Nesebine seni taşıyor. Nesepten bahsediyor. Eğer bağ olsa ikinci cümle zaten var. İkinci cümle geliyor. İman bir intisaptır dedi. Onun bağı söyledi. Daha ileri bak. Nikahsız insan nasıl oluyorsa, ruhu da nikahsız, nesepsiz oluyor, imansız olmayla. Allah ile insan ruhu arasındaki nikah, nesep, imandır. İman olmayınca, karı koca münasebetlerinde nikahsızlık, ondan çıkan nesil ne çıkıyorsa, bu ruhtan çıkan eylemler de gayrimeşru çocuk gibidir. Ruh, o alemlerden tecrit edilmiş, nikahsız olduğundan, sokaktaki çocuk, hangi aileden çıkmış belli değil, sokağa bırakılmış. İmansız ruh, ruh alemlerden tecrit edilmiş, kovulmuş. Yani o alemlerden ebedi kopuk yaşayacak, gurbetlere atılmış, aslını yurdunu kaybetmiş çocuk gibi. Ben size sorayım. Ne olur şöyle biraz düşünün Ahmet. Hanım burada mıyız? Bak abi. Bir insan, bir ne olur. Bir iki dakikanızı müsaade edeceğim. İsteyeceğim. Özür dilerim. Affınıza sığınır. Ama bunu anlamak için, imansızlığı biraz anlamak için, biraz anlaşılması için yapacağım. Ben gayrimeşruyum. Bu ben gayrimeşruyum. Gayrimeşruyum. Anne babam belli değil. Sen böyle olduğunu bilsen, psikolojini hayal eder misin sen? Onu isteyeceğim sizden. Ben gayrimeşruyum. Anne babam yok. Düşünmesi bile yok. Affedersin ben, işte oyum. Kabul edebilir misin Gafur? Kesinlikle. Çok zor. Ben falancayım. Ben bir tanesini söyleyeyim. Alo. Buyurun. Allah selamet versin. Cuma günü Allah taksiratını affetsin. Abi sen misin? Benim kardeş. Telefon. Abi be. Seninle konuşmam lazım be abi. Bacak alev almış. Tanıdığım birisi. Tamam. Tamam. Kardeşim, ismini dedim yarın saat öğle namazına buldum. Abi hemen konuşmamız lazım. Abi hemen konuşmamız lazım. Abi. Tamam.
Sakın ol. Tamam. Hemen gel. Abi gelemiyorum. Tamam kardeş. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Abi evime gel hemen. Tamam. Yaz adresi gönder. Tamam. Olmayacak bir şey. Navigasyona yazdım. Abi geliyor mu? Geliyorum ama sabret. Tamam. Bak ben gelene kadar sabırlı ol. Tamam. Tamam abi. Söz mü? Söz. Atladım gittim. Allah merhamet etsin. Gani gani merhamet etsin. Taksiratını affetsin. Ondan sonra gittim. Oturduk. Uzun şey almayayım şey. Ağlayarak da ben oraya oturmuş. Ondan sonra kapıyı kapattı. İkimiziz. Yaklaşık 6 kat aşağıda. 6 kat aşağıda. Yani 5. kattayız. 5-6 kat. Dedi ki o psikoloji, o paletin çıldırması gidip dolaşırken gidip gelmesi öyle konuşuyor. Oturmuyor ki. Duvarları vuruyor, şeyler vuruyor. Tamam hiç dokunmuyor. Söyle ya ne derdi var söyle. Abi ben bit dedi. Gayrimeşruyum dedi. Nasıl anladın bunu? Öğrendim dedi. Ondan sonra kesin. Ben ne yapayım dedi. Otur bakalım. Bu mu derdi? Peki senin gayrimeşru olmanda senin katkın var mı? Orayı anlatacağım işte. Yok abi. Peki Ebu Cehil'in oğlunu duydun mu? Duydum dedi. İkrime değil mi? Ebu Cehil'in oğlu Ebu Cehil nikah yapmış olabilir mi? Gerçi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındaki sahabeler nikahlı. Niçin? İbrahim Aleyhisselam'ın baki diniyle nikah yaparlarmış. Ama Ebu Cehil böyle bir şey yapar mıydı? Dinlere düşman adam. Muhammed'e değil, dinlere. Ama bak oğlu sahabe. Peygamberimizden önceki nikahlık, Peygamberimizden nikahlığını İbrahim Aleyhisselam'ın dinine göre yapmış. Çünkü bir peygamber gelene kadar önceki peygamberin hükmü cari. Ama bu peygamber düşmanları bu. Ustad diyor ki mahkemette, kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. O zaman gömleği şöyle tuttu, yırtı attı. Of be dedi. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Tamam. Ondan sonra konuştuk, ettik. Sebebi, ne anlatmaya çalıştım o kadar pisliği anlattım. Hani hoş olmayan bir şey anlattım. Bir insanın bedenen ve dünya hayatı itibariyle kısa bir dönemde bu lekeyi kaldıramadı. Tahammül edemedi, hazmedemedi. Oysa kendisi hiçbir suçu yok. Sabretseydi hepimizden daha fazla sebep alacaktı. Onun hiçbir suçu yok. Hiçbir şey yok. Hatta hazmetse daha fazla alacak. Bunu kaldıramadı. Size de dedim ki bir dakika böyle bir düşünün ben gayrimeşruyum. Tahammül edilir mi Ömer abi? Bilsen, ruh böyledir. İmansız bir ruh, ezeli ve ebedi gayrimeşru olacak. Çünkü iman, noktalı virgül, insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nikahını gösteriyor. Aslını, ana babasını, genetiğini, kaynağını tanıttırıyor. Sokakta itilmiş, bırakılmış birisi değil. Hatta sokakta o çocuk, birisi dövse, Allah... Uyur. Öteki çocuk ne yapar? Babama demesen baba, anne, abla, abi bağırır değil mi? Ama gayrimeşru çocuk neye bağır? Kime bağıracak? İmansız ruh. Bu tahammül edemedin ya bedensel. 3 kuruşluk dünyada o da kimse bildiği yok. Ben bunu hazmedemedim. Peki ruhun nikahsız, nesepsiz. Ona nasıl sabredeceksin sonsuz hayatta? Nikahını gösteriyor. Nispet ediyor seni diyor iman. Bak ruh alemlerden tecrid edilmiş. Gayrimeşrusun lan bilmem neşsin. Çık dışarıya. Tecrid edilmiş. Kovulmuş. Yani o alemlerden ebedi kopuk yaşayacak o ruh. Ebedi gelecek o ruh.
gurbetlere atılmış, aslını yurdunu kaybetmiş çocuk gibi. Nispet ruhunu aslına bağlıyor, seni aslına taşıyor, aslınla tanıştırıyor. Çoktan beri uzak olduğun akrabanı tanışma fırsatıdır ima. Aslının içine giriyorsun. Daha ilerisi, iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor demek, orayı, o alemleri burada sana yaşattırıyor. Yani imanla bir şeyleri terk etmiyorsun, bir yerlere gitmiyorsun. O alemler benim evladımdır bu. Evladım gurbettedir diye anne babasının ahırından çıkan sütünü, peynirini evladı, gurbette olan evladına gönderiyorlar ya. Evladı o peyniri, sucuğu, salamı vesaire, yoğurtu, yağ, ekmeği yiyince memleketini, anne babasını hatırladığı gibi o alemler insana ziyaret ediyorlar. Malzeme gönderiyorlar. Orayı burada yaşattırıyor, nispet ediyor demek o. Yani aslının içine girip orada yaşattırıyor seni. Buradayken orayı yaşıyorsun. Buradayken oradan besleniyorsun. Burada orayı yaşıyorsun nispetle. İman bir intisaptır. İkinci cümleyi nedir? İman bir intisaptır, yani bağdır. Şimdi iki değişti, nispet değil, bu intisap. Yani o alemlerin sana beslemesiyle terklerini oluşturuyor. Yani Kevan Barajı o kablosuyla, trafosuyla senin bu memlekette binlerce, milyonlarca cihazı çalıştırıyor. Farklı farklı. İşte bu makineyle Kevan Barajı arasındaki bağın adıdır intisap. Ne yapıyor intisap? Sana terklerine vesile oluyor. Yani sana kazanımların, imanla neyi kazandın? Yani neyi kazandığını anlamak istiyorsan, imanla, bunu unutmayın. İmanla neyi kazandığını öğrenmek istiyorsan, nereleri terk ettiğine bakın. Kazandığını öyle anlarsın. Terklerle anlaşılır imanın kuvveti. İmanın bir kuvveti var, imanın bir nuru var. İmanın kuvveti mazidir diyor. Bu nesebini taşıyor. Ezel yönünü gösteriyor. İman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Yani ezel yönünü gösteriyor. Yani imanın kuvvetine göre geçmişinden gelen o talimatları düzeltiyor. İman bir intisaptır, ebeddir. Ebed tarafı ahireti gösteriyor. İman bir nispettir, imani billah'tır. İman bir intisaptır, imani bir ahirettir. Biri arkanı, biri önünü gösteriyor iman. Ustad da diyor ki iman iki şey. İmanın kuvveti, iman bir kuvvettir. İkincisi iman bir nurdur. Kuvvet mazi. Nur, efendim abi? Nokta istinat da böyle. Ha böyle dayanak noktası iman billah. Nokta istimdat ise iman bir nurdur, intisap. Şimdi intisaptan bahsediyoruz. İntisap yani o alemlerin seni beslemesiyle buradaki farkındalık. Farkındalığı nasıl anlarsın, ne kadar farkını, neleri terk etmişsen. İman sana neleri terk ettirebilmiş. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Yani nispet ruhun kimliği gibi kütüğünü gösteriyor. Nispet ruhun kimlik nüfus cüzdanı. Nereye bağlı olduğunu gösteriyor. Bunu iman ederse ruhu ne olduğunu gösteriyor. Aslını. Kimliği olmuş oluyor yani. İntisap da mesela ben buraya gelip oturduğum zaman ben filanca kişinin oğluyum. Ona yakışır. Ehliyet diyebilirsin. Ehliyet. Ehliyet. Mesela nüfus cüzdanı ne? Ehliyet. Makinistim. Jeneratörcüyüm. Kaptanım. Kimim yani? Yani ben işim ne? Ne yapabilirim? Nelerin ustasıyım? Makinistim, şoförüm, kaptanım, pilotum, doktor. Bu kimliktir.
Nispet ise nüfus genetiğinden bahsediyor. Cilt ne o, sayfa ne o, anne baba gibi. Evet. Doğru. İmanı sana neler yaptırmış? İntisap bu. Nispet ise oraya taşınıyorsun. Birincisi nispet taşınmaktır. Onun aslının içine giriyorsun. Nispet içine giriyorsun. İntisap ise sana yaptırdığı terkler. İntisap makinaların makinasın, ampulsun, orada sana ceyran gelip çalışıyorsun. Bu. İntisapla terklerin, nispetle oradaki hayatın. Birisi terklerine vesile, diğeri ise teklerinden hasıl olan ubudet aynasındaki uluhiyettir. İntisap mı? Bak, güneş düşün. Ayna düşün. Aynadaki güneş düşün. Tamam. Bu güneş uluhiyet. Tamam mı abi? Vurması, fotonların gelmesi rububiyet. Ayna ubudiyet. Ubudiyet. Bu aynada gözüken güneş, bu güneşin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Sen misin ey kulum rububiyetime karşı, tecellime karşı? Sen ubudet aynanı gösterdin. Bu sayede Allah bu adımına adım atıyor. Senin ubudet aynanda Allah gözüküyor. Uluhiyet. Bu uluhiyet. İkinci uluhiyet ama. İkinci uluhiyet oluyor. İkinci uluhiyet. Tamam. Sureti mi oluyor? Yani ne aynıdır ne gayrıdır işte. Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den bu aynasında Allah görünür daim. Allah böyle gözüküyor. Onun için sahabe böyle peygamberin böyle şeyine daldığı zaman beşeriyetine dalmıyordu. Aynedir bu alem. Alem aynedir. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah anlaşılır. Allah tanınır, bilinir değil. Allah görünür daim. Orada seyrediyorlardı sahabeler. O ruhta. O ruhta, o ruhta Allah'a seyrediyorlardı. Çünkü niye? Bütün esmanın mertebe-i azamına mazhar. Bütün esmanın mertebe-i azamına mazhar değil mi peygamberimiz? Her esmanın mertebe-i azamına mazhar. Aynası nasıl? Çümsek değil, çukur değil, kırık değil, tozlu değil. Her esmanın mertebe-i azamına mazhar. Başka ismi azama mazhar. E kim gözükecek başka? Orada gördükleri o işte. İşte arkadaşlar bu insandaki bu ayna intisaptır. Şu ayna. Aynada gözüken o nispettir. Yani mesela akrabiyet, burası kurbiyet. Abi bir şey sorabilir miyim? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ayna darlığından bahsediyorsunuz ya, bu beni biraz çarpıyor her seferinde Hasan abi. Şimdi hiç konuşmasa da aynı darlığa sahip oluyor mu yani karşısındaki sahabelere karşı? Hiç böyle dursa bile. Ben çok merak ettim. Çünkü kelamında, kelama yüklü ya birçok şey Hasan. Ben merak ettim. Aynı. Bir nazari peygamber var abi. Bir nazari peygamberi bedevi veli ediyor ya. Bir nazari peygamberi. Ama dedim Ebu Cehil aynaya bakınca, aynaya kim bakarsa baksın kafir mümin, camda güneşi görür. Bu niye görmedi? Cam olsa herkes eşit görür. Mirat olsa herkes kendisini görür. Onun için Allah'ın Celal, Kahhar, Muntakim isimlerini gördü. Ebu Cehil peygamberimizin şeyinde. Onun için nefret etti. Yani orada gördüğünü Muhammed'den zannetti. Onun için en çok nefret ettiğim sensin dedi. Çünkü cehennemini görüyordu orada. O adam haklıydı biraz bu konuda. Çünkü Muhammed ayna değildi. Alem ayna. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den herkes kendisini görür daim. Kendi hakikatini görüyor. Şimdi sahabe ne güzelsin ya Resulallah derken Ebu Cehil ne kadar çirkinsin ya Muhammed diyor. Doğrudur. Çünkü onun aynasında Celal, Kahhar, Muntakim isimleri de var. Çünkü kainatın en canlı aynası. Bütün isimler, şu isimler demiyor ki, bütün isimler gözüküyor. Kahhar da gözüküyor, Muntakim de gözüküyor, cehennemi oluşturan isimler de gözüküyor.
Adam onu gördüğü için o aynede şey miratta onun kendi astını, kendi ruhunu seyrettiği için kendi ruhuydu orada. Ondan nefret ediyordu. Onun için çok düşmandı. Savaşta Avrupa'ya gidiyoruz, arkasında savaşıyoruz. Evet, savaşta şey yaptığımız zaman, korktum demeyeyim de maalesef öyleymiş yani. Çekindiğimiz zaman diyelim, Hazreti Ali korktuğumuz zaman, çekindiğimiz zaman çok dehşetli geliyorlardı. Hazreti Peygamber arkasına sığınırdı. Nasıl bir şeyse. Peki, burada keselim. Vahir davahun ne kadar oldu? Yarım saat olmadı sanırım. Yani daha çok. He? 32 dakika oldu. 32 dakika. Vahir davahun enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.